olmadığın kadar tilt oldun mu? Olduysan o şahıs kimdi? Gelmişliği vardı. Arkadaşımız yerde yumruklaşıyorlardı böyle. E-spor evlerinde kavga oluyor mu? Arkadaşlıklarınızda, arkadaş ilişkilerinizin nasıl olması lazım? E-sporcular ortalama ne kadar para kazanır? Abone olursanız öyle böyle olur. Oluyoruz. Aynen, abi. Selamünaleyküm beyler. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e-spor video, sohbet muhabbet videosu yapıyoruz. Sohbet muhabbet videosu konukları Rogo, Ruelius, Stansfield ve Punky. Ben de Kaan işte, Ermit. Evet abi, o zaman bize bir tane soru yollayın. Bakalım ne sormuşsunuz. E-spordan kazandığın ilk parayla ne yaptın? Ömer Faruk Kesik sordu. Rogo'dan başlasın, Rogo tarafından dönsün böyle. E-spor için para kazandım. İyice şey. İlk para kazandığımda mouse pad aldım kendime. Kulaklık aldım gidip. O kadar. İlk parayla onu yaptım. Sonra yemek yedim. 100 kilo oldum işte. Rogo sen ne yaptın? Ben Rogo'yla aynı takımda oynuyordum galiba o zamanlar. Yani çok hatırlamıyorum ama belki ayakkabı falan almışımdır herhalde. Öyle bir şey. Ayakkabı, tişört alıyordun sen. Yani büyük ihtimalle ayakkabı... falandır. Mert, sen ben öyle çok bir şey kazanmadım da bir tane kulaklık, gerisini de aileme vermiştim paranın. Vay be. Aile çocuğu. Vay. Görüyor musun? İlk kazanmadım. Bravo. Buradan da duyarı kastı. Helal olsun. 21-22 yaşında e-sporcu olmak için geç kalınmış bir yaş mıdır? Evet. Evet bence. Evet, ama abi, sen de 20 yaşında başladın. Geç ama kaldım. Ama senin nota şeyin var. Aynen, geç kaldım ben. Geç başladım. Evet. Geç kalınmış bir yaşta başladım. Bence 17-18 en iyi. Ya yani 17-18'de e-spora başlaman lazım bence. Ki böyle 20. yaşlarında, 21. yaşlarında iyi bir yerde ol. Sonra zaten böyle şey oluyor bence. Yavaştan yani, böyle düşüyorsun. Bir de 20-21 yaşlarında başlarsan takımlar direkt şey gözüyle de bakıyor. Yani bu adam zaten belli 20 yaşına, 21 yaşına gelmiş, oynayacağı 3 sene daha fazla diyerekten çok iyi oynasanız bile aldığınız değeri görmüyorlar bence. Aldıkları değeri görmüyorlar. Mesela? 18'den bile erken başlamış, başlayanlar daha iyi olmuş olabilir. Ya onlar 16, zaten 14 en falan iyi, böyle bir akademiye girip, akademiden direkt main takıma 17 yaşında, 18 yaşında giren oyuncular var. Brock'un değil, 19 yaşında TSM'de adam. 19. Sen kaç yaşında girdin e-spora peki Uğur? Ben 16 falan. Ya sen niye Broken Blade gibi TSM'e gittin? ben o kadar çalışamıyordum, o kadar da yetenekli değilim. En pek şeyimde olmuyordu, sikimde olmuyordu. O yüzden böyle süründük gittik, orta seviyelerde. Sen kaç? Şundan başladın. Buradaki herkes genç başladı diye biliyorum ben ama ya. Oğlum ben 20 yaşında falan. Tamam da bak, öyle değilsen Dota 2'de de zaten vardı bu e-spor muhabbetleri. Oynuyorduk EVA'da. Ama yine e-spor orada değil. Oynuyorduk yani. LOL olarak düşünmeyin. Diğer sadece LOL olarak düşünme oğlum. E-spor olarak düşününce Dota'da da zaten 16-17 yaşında oynuyorduk biz başka bir takımda. Tamam. Yine turnuvalarda falan. Ben 18 aynen yaşında pro oyuncu oldum LOL'de. 6 sene önce ligde oynuyordum ben. CS'de de pro oydun ama. Öyle evet, o zaman hesaplarsak 15-14 yaşında pro oldum. Ha, sen niye TSM'yi denedin? Aynen sen de. Ben TFF kazandım abi, ben görevimi yerine getirdim. Tamam, sen geçtin. Pas. Tamam. Ruve başlamadı e-spor herhalde. 14-15 falan mı işte. Ya sen niye TSM'ye gitmedin? Sen niye gitmedin? Gidemedik ya. Evet abi. Çok uzak geldi TSM. Sen niye TSM'ye? Ben geç başladım. Ben geç başladım. Ha, Broken Blade'den ne eksiğiniz var, onu merak ediyorum. Şimdi bu benim bak bildiğim kadarıyla Broken Blade'in de 10 parmağı var. Sizin de 10 parmağı var. İnternette 10 tane var, evet. Ama sen niye TSM'ye? Oğlum adam Almanya'da eğitim Alman alıyor. Disiplini Alman disiplini. Tamam, konu kilit. Tamam, konu kilit kapat abi, diğer soru. Türkiye'deki e-spor hakkındaki düşünceleriniz nedir? Caner Biçinciler. Evet, nedir tam? Hangi e-spor ya? Türkiye'deki e-spor bence. Türkiye'deki e-spor soru işareti. Türkiye'de aynen e-spor mu var anlamında diyor evet, herhalde. Bence var. Küçük de olsa League of Legends tarzında bir e-spor var tamam. Şu çekirdeğin şeyi farklı. Aynen, bu yerdeki çekirdeği çekebiliyor muyuz? Gözüküyor mu? Tamam. Mesela şimdi abi e-spor Türkiye'de neden böyle ama? Neden? Kaç yıldır bence aynı insanlar yönetmeye çalışıyor bence. Neyse buralara hiç girmeyelim. Buralara girme. 30 dakika çıkamayız. Girme. Tamam, buralardan çıkamayız abi. Türkiye'de e-spor süper beyler, her şey süper. E-spor sahnesi açılmış. Öyle. Sen tekrardan e-spor'da mı? Herkes bunu merak ediyor. Neyi merak ediyor? Neler yaşadınız e-spor'da? E-spor'da neler yaşadık? Vallahi her şeyi yaşadık.
Ben bütün duyguları, ben bütün duyguları yaşadım abi e-sporda. Yeri geldi çok mutlu olup sevindim. Götüm kalktı affedersin, gidip inkledim mesela. Yeri geldi üzülüp ağladığım maç bile vardı mesela 2016'da. Ben her duyguyu yaşadım. Şampiyon da oldum, sonuncu da oldum. Kaç kez final oynadım. Sen dolu dolu yaşadın. Aynen, en sağlam ben yaşamıyorum. En iyi ben bütün duyguları yaşamışımdır ya. Aynen. E-spor güzel. Ben daha çok kötü taraflarını sorun ediyorum çünkü kötü şeyleri daha çok yaşadım. Ama e-spor güzel yani iyi tarafından gidersem. E-spora girip işini düzgün yaparsan, güzelce çalışıp kendine hedef koyarsan işte başarı sağlamak gibi. E-spor güzel abi. Ama seçimlerini, tercihlerini de düzgün yapman lazım. Sen niye yapmadın peki seçimi? Salaktım ben. Arkadaş canlısı bir insan olduğum için insanların sözlerine güvenirdim. Sözleşmeleri falan pek ciddiye almazdım. Sözleşmeyi yaptığım insanlarla, burası aile ortamı, biz seninle sorun yaşamayız zaten, gitmek istersen seni salarız. İnandım. Sen bize güven falan dediler, inandım insanları tanıyorum diye o adamlara sevdiğim için. Sonra siktiler götümü. Oy. Oy. Sonu çok manidar. Oy. Büyük komşu. Klasikti ya. Okla, gel bak biz daha de bu hale geldik sonra. Aile ortamı var, internetim var, yatağım var, suyum var. Gel bak kapı orada, istersen bu sadece kağıt parçası yırtar atarız. Falan filan. Sonra bir bakmışsın abi ben gideceğim. Koşun nereye? Burada kapı gibi sözleşme var. Sözleşmem var. Bak biz iş yapıyoruz. O yüzden buradan yeni arkadaşlara dikkatli olun. Gitmek istediğin bir takım varsa söyle, onunla konuşalım, seni uygun bir fiyata gönderelim. Bak ya da şu, yok abi siklerim ben sizi uğraşmıyorum demek istiyorsanız adamın çakal olduğunu nasıl anlarsınız? Gel bizde aile ortamı var, oo. Sözü kilitçeydi. O direkt büyük scam taktiği. Gel ben seni sikeceğim dese mesela aile ona göre hesap edin. Ya da İşiniz gücünüz değil mi? Teklif varsa, kafanıza soru işareti varsa hepimiz burada ulaşabileceğiniz adamlarız abi. Gelin sorun güzel güzel konuşup anlatalım, anladın mı? Yardımcı oluruz zaten. Oyuncular birliği var, cam biz, var, cürt var. Bizim başımıza gelen geldi. Yeni gelecek genç kardeşlerimizin başına gelmesin. Ha gerçi bana da derlerdi zamanında bak dikkat et bu adama diye. Ben yok yok abi ben biliyorum eyvallah falan çekerdim. Aynen. Siz o hatayı yapmayın mesela. Ben de öyle yapmışım. Tamam. Zayt Not neden yayıncı olmuyor? Sence SUP'da ne kadar kazanıyor? Mehmet Can. Abi ben... Zayt Not nasıl kazanıyor abi? Ne kadar kazanıyor? Tahminleri alalım başla. Ne kadar kazanıyordur bu adam? Senelik mi? Aynen bir yılda. Ya yarım milyon alıyordur diyorum ben. Anladım. Yarım milyon dolar mı? Euro. Euro. Yarım milyon euro alıyorlar abi. Tamam bence... Ama adam tartışması değil. Tamam. 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 Yani senelik 250 falan alıyordur belki. Tamam. Tamam sence? Bir 600 var gibi ya. 600-700 var diye düşünüyorum. Bence 300-400 falandır. 300-400. Doğru bu arada bence öyledir yani. Bence de öyledir. Lan neye bildiniz? Tamam abi ya yani böyledir ve neden yayıncı olmuyor? Neden yayıncı olmuyor? Oğlum adam 300-400 kazanıyordur diyoruz adamın. 300-400 yani. Ama adam yaptığı işteki en başarılı adam. Her sene istisnasız 4 senedir final oynuyor. Adam yıllardır Türkiye'nin açık ara en iyi oyuncusu. Adam zirvedeyken niye bıraksın yani anladın mı? Gerek yok ki yayıncı. Ha doğru ya. Tamam. Ben mi? Rube de iyi oynuyor ama. Ama Zayt Not'un bak, Zayt Not'un yıllardır Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğu hakkında hakkında ne düşünüyorsun? Evet abi. Öyle mi? Abi? Öyle. Adam, yıllardır, 2016'dan beri. Adam ya bayağı hardworking. Alman disiplini var Türk ama evet. İşte sonradan eklenmiş bir özellik gibi. Bir de olgun bir adam yani çok. Hakkını veriyor bence işte. Yani en iyi oyuncu yıl 3 son 3 senedir. Yani overall olarak bakarsan belki öyledir ama bazı yıllarda farklı oyuncularda öne çıktı bence. Tamam. Doğru mu getiriyorsun? Form geçicidir, klas kalıcıdır. Doğru evet. Tamam o zaman öyle olsun. Güzel cevaplar. Tamam. Doğru. Ama dur hala soruyu cevaplamadık. Neden yayıncı olmuyor? Cevapladık abi yayıncı, adam. Yani adam olsun. O kadar kazanıyorsa adam. Yani adam hardworking, yayıncılıkta şey yok zaten. Sen de. Futbolcu olsan, deli gibi para kazanıyor olsan dur bir yayıncı olayım der misin? Ya aynı şey. Bu ne ya? Ya şey desen. Boş. Ya soruya geçelim. Tamam çok güzel. Tamam boş yaptık abi. Boş taktiği. Tamam güzel. Tamam boş. Bir sokak futbolcusu. E-spor hayatında en kafa takım arkadaşın kimdi? Bogo. Söyle. Sen oradan bak. Uğur abi. Sen söyle. Osman Meriç söyle. Osman Meriç.
Abi selamlar olsun Osman. Aleyküm selam. Osman kardeşim Osman, selamlar Osman, olsun. Osman 1-2-3 mü bu? Hı. Yok 3-4-5'miş o. Söylüyor lan hadi. Düşünüyorum ya, bu kolay bir soru değil. Ben çok manyakla oynadım. Aynen. Sen de varsın işte. Yani en manyağı sen falansındır büyük ihtimalle. Yabancılar falan da var şimdi. Aynen, Levin abi. Yani Koç falan, Sunstar falan vardı. O da çok ilginç bir adamdı. Aynen. Ama sen en manyak sensin ya. En manyak ben de. Yani. En manyağını mı soruyorsun? Ya en komik, en kafa adam. En böyle adam böyle. Sohbetin muhabbeti böyle antrenmandan kalkarsın abi. Sigara içmeye çıkarsın atıyorum böyle birisi aynen. Yanımda olsun kardeşimle birbirimizin suratına gel oğlum muhabbet edelim dersin. Gel oğlum yemek düşünelim gibi. Bakalım. Düşünelim. Sallanarak içmeye yarıyoruz. Sanırım Nases ya. Nases. Oha nereden hatırladın oğlum onu? Aynı takım oğlum adam herkes hatırlar ki adam e-spordan en az canını ciyerek ayrılan adam. Adam e-sporun karanlık yüzünü gördü ve direkt terk etti e-sporu. İlk karanlık yüzünü görüp bavulu toplayıp giden adam. Şey de var, Reos'ta da onlardan biri. Aynen mesela. Reos'ta da onlardan biri. E-sporun karanlık yüzünü görüp hemen yön değiştiriyor. Memur oldu. Direksiyonu var ya öyle caps kanka direksiyonu kırıyor böyle şey yola. Benim evet, senin? Benim bilmiyorum. Yok galiba ya. Nasıl yok olmuş? Yok mudur bir Zico Miko? Kimse mesela Zico olabilir aynen. Adam değişik bir kardeşimiz. Zico. Zico olabilir evet. Benim Leylinar. En değişik, en komik, en iyi anlaştığım adam Leylü'ydü ya. Leylü. Tamam. E-spor ile uğraşarak rahat bir yaşam geçirilebilir mi? Batuhan sormuş. Evet Burak, geçirilebilir mi? Yani oturup sadece oyun oynayıp para kazanacağını varsayarsak rahat dediğin geleceğe yönelik çok da rahat bayağı geçiyorsun. Rahat neye göre rahat evet, diyorsun yani, değil mi kardeşim? O işini yaparken rahat olabilirsin. İş yapıp para kazanıp işini gidip maçını oynayıp gelip eve güzel hayatını yaşarsın 5 sene. Oyunculuğu bıraktın. Zamanda iyi bir oyuncuysan, kendini böyle plus marka haline getirdiysen, iyi para kazandıysan ondan sonra da hayatının bir kısmını rahat işleyebilirsin. Ama sonsuza kadar bitmez bu. O kadar çok futbolcu tarzı paralar dönmüyor yani işin içinde. Doğru dedin. Sen abi hala hazırın içindesin hala. Ya çok değişken bence bu. Yani nasıl yaşamak istediğine göre de geleceğe yönelik çok mümkün değil sadece e-spor. Yani işini yaptın gittin. Hadi görüşürüz deyip yaşamak zor. Ama marka olursan falan filan başka bir şeye atılırsan yayıncılık koşulur budur o zaman olur yani. Veya yatırım yani yaparsan bir, aldığın parayı. Yani ya yatırım falan da olabilir de hani çok... Yatırım yapacak kadar kazanmıyor mu e-sporcular? Yani hangi e-sporcusun sen, Rogue musun? Ben Zeitnot'um. Tamam Zeitnot'san evet. O zaman yine hayatını belki geçiremezsin ama parayı döndürürsen geçirirsin tabii ki neden olmasın. Hadi ben Robo olayım tamam. Abi yapma. Yapma ben valla çok üzülürüm yapma ne olur. Robo olursan da yayıncı olup bin izlenirsin işte. Bir tarafta Rogue var abi. Rogue. Bir tarafta Zeitnot var tamam mı? Rogue her sene sonuncu olarak örnek veriyoruz. Zeitnot'u da her sene birinci olarak ilk finale kalmış bir şekilde örnek veriyoruz. Rogue kazandığı parayla yaşayabilir kısa vadede. Zeitnot kazandığı parayla hem yaşar hem de yatırım yapabilir böyle. Para biriktirebilir bence. Sizce? Doğru. Doğru. Cevap bu abi. Yani Rogue yaşayamıyor mu? Yaşar. Ama neye göre kime göresin? Birikim yapamaz diyorum anladın mı? Yani e-sporcu hayatı boyunca yaşar ondan sonra da bir sene yaşar. Anladın aynen ama Zeitnot e-sporda parasını toplar evi sonra alır, ev alır, araba alır. E-spor saldıktan sonra da hayatını yaşar yani anladın mı? Olur. O şekilde bence. Rogue da yaşar. Rogue yaşarsın ondan. Yaşarsın be Burak. Ama şey böyle yaşar. E-sporun şey de mesela devamında da hayatını sürdürebiliyorsun. Atıyorum oynadım 25 yaşında bıraktım. Yok oradan koç oldum, oradan caster oldum, bilmem ne oldum. Yani ucu bucağı yok birazcık. Tabii. Yani o sizin olduğunuz kişilik yani. Abi bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bu Türkiye'de e-spor oyuncularından bahsedeyim. Adamlar evet iyi oynuyor ama kendilerini bir markaya çevirmiyorlar asla. Yani gidip Instagram kullanmıyorlar, sosyal medya kullanmıyorlar. Sadece tuşları iyi basıyorlar. Kendilerini bir ne bileyim Double Lift, bir Reckless, bir Björksson yapmaya çalışmıyorlar. Marka olmaya çalışmıyorlar. Sadece oyunu oynayayım, iyi oynayayım. Ondan sonra ne yapayım, paramı alayım. Yeter diyorlar. Adamlar daha büyük düşünmesi lazım Türkiye'deki oyuncuların bence. Sence? Doğru. Mesela sen şu an Ruvelius'sun. Kaç yıldır Ruvelius'sun ama adam da mesela Björksson yapıyor. Kendi YouTube kanalını açıyor, Instagram'ını açıyor. Marka yüzü oluyor. Adam mesela gidiyor kola şeylerinden reklam oluyor anladın mı? Doğru. Ama belki bunu takımı uğraşıyordur bunun için. Yok. Belki kendi değil de belki takımı uğraşıyordur.
TSM mesela geliyordu. Tabii ülke farkını TSM geliyordu mesela, kardeşim sen bu reklamda olacaksın, senin markanı oluşturacağız biz falan diyordur. Çünkü TSM'in işine de yarıyor Björk senin markasını yapmak, anladın mı? Sponsor gelen adam da mesela o Björk'sun abi diyor, bu adamlarda Björk'sun var diyor. Hem oyunda yiyen adamın bir markası da var diyor. Ha diyor bu takımı... TSM bence Björk'sun'un markasını oluşturmuş da olabilir. Hani Björk'sin kendini düşünmese bile hemen TSM açmıştır. Al senin YouTube hesabın, bu al senin Twitter hesabın. Tamam buradan takımlara bok mu atıyoruz abi? Mı? Takımlara mı bok atıyoruz? O bence bu arada Stans'ın söylediği gibi. Yani benim Björk'sin söylediğim gibi açmıyordur bununla kesin. Çünkü diğerleri de normalde de öyle. Futbol kulüplerinde de öyle. Bufflayan her zaman takım sahipleri oluyor bir oyuncuyu bufflayan. Ama sonuçta marka değerini o yapıyor, anladın mı? Ondan sonra kendi başlıyor yavaş yavaş yapmaya. Ama bizim ülkedeki mi? Ama bizim ülkede şöyle bir kafa var. Oyuncuyu aldığında işi bittiği zaman yollayacak, anladın mı? Uzun vadeli plan yapmıyor adam. Bizim ülkedeki takım sahipleri şunu düşünüyor. Evet. Bu adam klavyeye bassınlar. Ben bunu bir split oynatayım, beni dördüncü yapsın yeter deyip salıyor adamı. O adam marka değeri yapmaya çalışmıyor, anladın mı? Evet. Neyse bir dahaki soruya geçelim ya. Vizyonsuz. Geç. Nefret etti bakarken. Aktif e-sporculuk döneminde rekabet etmekten en keyif aldığın oyuncu kimdi? Ha sağ baştan başla Burak. Göktuğ Yahya oldu sonra. Tamam belki bir Dumbledore. Herkes karşısındaki adamı seçecek oğlum işte. Zeitnot olamaz abi senin. Ne oğlum? Support seçmen lazım. Evet support, rakip söyle kendini sen. Oğlum rakibinin lazım. Dumbledore o zaman. Nasıl? Nasıl? Ne diyeceğim, şey mi diyeyim gidip yükselmek falan demen lazım. Parmak demen lazım. Siket var. Siket. Mesela. Revanche. Ara iyi oynadığım dönemler vardı oğlum. Revanche mi? Ne oldu lan? Kendine mesela, neyse tamam. Sence abi, Zeitnot mu? Zeitnot. Sence Jungle mı seçmem lazım şimdi? Aynen. Ya sen e-sporcu kariyerin var mı abi? Birazcık oldu tabii oğlum. Ne, o zaman ne AD Carry? En son AD Carry değil miydi? Kireyim. Evet, benimki de Zeitnot. Ben en son AD Carry bıraktım. Tamam, sen... Zeitnot abi, Zeitnot. Tamam sen? Top lane oynuyordun, Zeitnot. Zeitnot abi. Ben top lane oynarken, Dantrak diyeyim ben o zaman. Tamam ben... Zeitnot. Zeitnot. Sende bir taldırın var ama. Taldırın değil ya, benim Naru'ydu ilk başlarda. Ben mid lane'dim ya. İlk başlarda Naru'ydu benim rakip. Sonra mı taldırın? Sonra taldırın oldu. Rakip miydiniz ki? Tabii. Yani öyle görülüyordu. Oy. Ne? Ya Naru seni öyle görüyor muydu peki? Evet. Tamam o zaman. Oğlum adam beni takıma çağırıp kendisi top'a geçecekti. Ben dedim kardeşim sen dur ben geçerim. Oy. Öyle oldu. Yani double respect var işin aynen, içinde. Aynen biraz öyle. Tamam abi. Genel şöyle bir soru var. Yani abi nasıl iyi sporcu olurum? Neler yapmam lazım? TRD Challenger hesabım var. İşte takımlar bana nasıl ulaşır? Ben takımlara nasıl ulaşacağım? Nasıl antrenman yapmam lazım? Bunu genel olarak bir anlatın abi. Abi bakın beyler, bu e-sporcu nasıl olurum? E-sporculuk nasıl? TRD bilmem nereye çıksam, West'i şöyle yapsam olur muyum? Bırakın artık. Yapın. Ondan sonra oluyorsunuz zaten. Bakın bu takımları şöyle düşünün. Ben bir takım sahibiyim. Gidip Rogue'ya 10.000 TL verip adamı bir sezon oynatmak mı isterim? Yoksa senin gibi yetenekli, potansiyeli olan kardeşime 1.000 TL verip onu oynatmak mı isterim? Hangisini seçerim? Seni ben, seçerim. Ben Rogue'ya 10.000 verdim. Nasıl? Aile ortamı. Aile ortamı. Ya 10.000 vereceğim diye kandırıp sonra yarısını vermeyeceğim. Evet. Tabii bütün takımlar ve genç yetenekleri alıp ucuz paraları oynatıp onları büyütmek istiyor. Zaten adamlar aç. Herkes akademi takımında bir ton oyuncu oynatıyor. Aynen. Siz de onlardan biri olabilirsiniz yani, değil mi? Aynen öyle. Ama şey de önemli. Şey... Şimdi profesyonel oyuncu olmak var ama onu sürdürmek de bayağı önemli. Yani profesyonel oyuncu olmak kolay aslında. Hı-hı. İlk şansı alabilirsin ama daha sonra aldığın aksiyonlar devam etmesini sağlayacak de... kariyerinin. O daha önemli. Mesela bak oyuncu. Profesyonel oyunculukta karakter çok önemli. Mesela aynen. 5-6 kişi kalabalık bir evde yaşıyorsun. Uyum, sosyal olman lazım mesela. Evet. Konuşabilmen daha lazım. İnsan ilişkilerinin iyi olması lazım. Mesela Rogue'yla aynı evde yaşıyorsunuz, adamla iyi geçinmen lazım. Çünkü bir sene boyunca aynı evde yaşayacaksın. Veya senle, veya senle, veya benle. Ben gerçi artık yayıncıyım, benle yaşayamazsınız. Abi tek bir önemli nokta var. Her zaman konuş, ne olursa olsun susmayın. En ufak derdiniz bile varsa, kimleyse derdiniz, gidin konuşun abi. Aynen arkadan böyle... Kesinlikle içinize bir şey atmayın diyorum. Çünkü o elde evet. Takım içine de dönüşüyor. Arkadan birine başka bir arkadaşına söylediğin zaman o her türlü duyuluyor. Ondan sonra... Takım bu sefer aranız diğer arkadaşınızla açıldığı zaman
takım işleri de kötüye gitmeye başlıyor. Mahvoluyorsunuz sonra. Yani takım işlenince siz kendiniz bitirmiş oluyorsunuz. Kanun dediği gibi insanın ilişkileri çok önemli. Ya bir de şöyle bir şey var. İyi oynamak yetmiyor bazen. Bu çocuklar şimdi 17-18 yaşında. İnsan ilişkileri önemli de daha o kadar belki gelişmemiş de olabiliyor, anladın mı? Genç ilişkisi... olduğu için bu çocuklar birazcık biraz hata yapabiliyorlar erkenden. Yani ama de yaptı, diğerleri de genç. O çocukların hepsi başka genç olur. Tamam işte. Diğerleri sinirlenebilir ama. Ama bu şey yani yetiştirilme falan da önemli. Yani takımın da bir şey yapması evet. gerekiyor. Oğlum yani. Herkesin kusuru olur. Yeri gelir alttan alırsın zaten. Öyle mi? Orada bir takım ortamı, uyum, arkadaşlık ortamı kurman. İlk önce arkadaş olmanız lazım. Tamam abi o zaman. 5 tane oyuncuyu koyup böyle direkt iyi bir takım olmuyorsun. Yani böyle 5 tane oyuncuyu da böyle olduğun zaman daha güçlü oluyorsun. Tamam abi o zaman YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Tam şu anda ve böyle olalım. Oy. Böyle yapalım biz böyle. Hadi böyle yapalım. Böyle olalım. Oha. Oha. Güzel bir şey geliyor. Abi e-sporcu olunca kızlar yazıyor mu? Ben daha bugün cevapladım bu soruyu yayında. Ne abi? E-sporcu olunca kızlar yazıyor mu? Yazıyorlar abi, niye yazmasın? Yazıyorlar ya. Ünlü olduğun zaman yazıyorlar. Yoldan geçerken senin suratına bakmayacak bir insan, sırf ünlüsün diye yazıyor. Gayet normal bir durum. Yani şöyle söyleyeyim. Onlar Burak'a değil de Rogu'ya bakıyorlar. Aynen. Evet. Oy. Doğru. Çok iyi. Yani Rogu bitince ilişki de mi bitiyor yok mesela? Aynen. Evet öyle oldu. Oyunu bıraktığın için de ne oluyor? Çok tanık oldum. Sen söyle, sen daha çok biliyorsun. Evet. Hayır oğlum. Ne oluyor lan? Bulunan e-spordan ben bunu söylüyorum. Diş diyeceğiz. Ben... Hayır, en çok bulunan e-spor da Rube değil mi oğlum? O yüzden soruyorum. Yanlış anlıyorum ki böyle şeyleri. Yazmıyorlar mı? Ya ben yok ya. Yazmıyorlar. Oğlum adam spora falan gidiyor. Yazmama ihtimalleri sıfır. Evet ben de gram inanmadım. Ama yazmıyor ya. Klavyemize bakıyoruz. Tamam. Tamam. Ok. Ok. Mert sana yazıyorlar mıydı e-sporcu? Bana yazmıyorlardı. Ben yazıyordum. Ne iş? E-sporcu. Genel şöyle bir soru var. E-spor evlerinde kavga oluyor mu? Veya arkadaşlıklarınızda işte arkadaş ilişkilerinizin nasıl olması lazım? Takımda koça mı daha yakın olsak İyi olur, yoksa takım arkadaşlarımıza mı yakın olsak iyi olur? Hangisini seçmeniz lazım? Ben bir anımı anlatayım o zaman. Koçtan koça. Benim zamanımda takım isim vermeyeceğim kesinlikle. Bir tane kavga olayına şahitlik et. LOL oynuyordum Gaming House'ta. Normal LOL oynuyorum. Birden arkama bir döndüm. İki tane arkadaşımız yerde yumruklaşıyorlardı böyle. Kavga sebebi de oyuna bir tanesi girerken diğeri de onu snipelayıp karşısına gelmeye çalışmaktan dolayı çıkan bir kavga. Adamlar lig kasmaya çalışıyor, ikisi aynı evde. Oyuncu aynı takımdalar bunlar. Ve böyle bir sorun yaşanıyor. Sonuç kavga oluyor. İsim ve takım vermiyorum. Böyle bir anım. Yani oluyor aslında. Bence ciddi bir kavga. Evet, ciddi. Oha, bildiğin kavga ediyorlar. Evet, bildiğin kavga ediyorlar. Hadi o zaman bir farazi döndürelim burada. Kimdir? Kimdir abi? Kimdir abi? Ben söylemeyeceğim. Ben söyleyeyim mi? Sen biliyorsan söyleme. Bilmeyenler oynasın. Bilmeyenler oynasın. Abi bunu o zaman millet tahmin etmeye çalışsın, yorumlara yazsınlar. Ulan yorumlara bir şey verelim bilenlere. Oy. Yakaladınız mı? Bilenlere, bilen 10 kişiye RP verelim. Ya da 25 TL'lik cüzdan kodu falan verelim. Bunu açıklayalım peki? Hayır. Kardeşim bildin tebrikler diye veririz. Aynen yorumlarda. Aynen yorumlarda yazarlar. Hangi takım ya onu? E ben kaç tane takımda oynadım? Prüvdür. DF'de olmaz. Heva'da oynadı. Tabii Heva'da oynadı. Sayılıyor mu onlarda? Hepsini sayabilirsin. Hepsi. Abi bana Prüv gibi geliyor ama Prüv'de de kim kavga eder? Kim bilir Allah. Allah bilir. Yani. Yani. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Çok deşme öyle kavgam ya. Mesela ben eskiden bizde de olurdu. Kapılar çarpıları, millet kavga etmemek evet için agresiflik yapıp duvarı yumruklayan vardı. Ya, her hafta bir tane klavye kıran vardı. Tartışma. Masayı kıran oyuncu vardı. Adam sinirinden masayı kırıyordu takım arkadaşına yumruk atmamak için. Aynen. Öyle deli adamlar vardı. Şey zor vardı iş. Ya bu. Zayras kolunu şeye vurmuşlar. İşte, her hafta klavye kırıyordu. Alçı aldırdı adam şeye vurmamak için. Vuracağı adama söylemiyorum da adam. Zayras kendi kolunu kendine alçıya aldırmışım. Asansör. Agresif. Ben şeye şahit olmuşum ya, dekolonla pedim kapışmış. Ooo. Ama tam böyle yumruk yumruğa geliyorlardı. Biri böyle mutfakta sövüyor, biri gaming room'da sövüyor. Baktım en son pedin geldi böyle, bir daha küfür etti dekoluna. Dekolon bir çıldırdı, tam böyle nasıl koşuyor ama. Hemen bir tuttum böyle dekolonu, yumruk yumruğa falan geldiler, böyle ipten aldım.
Olay öyle kapanmıştı. O olay biliyorum ben yani. Ben de biliyorsun. Ben de çok detayı var da. Anlatırsan video 98 dakika olur. Oynamaktan en çok zevk aldığınız karakter ve e-spor takımı. Karakter? Çar. Ya bunu niye merak ediyorlar abi? Harbiden ya. E-spor. Bence boş sıra cevaplayınca tık 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 yapın bitsin. Fiora mı, Camille mi? Aa benim Camille, İrelia. Ben senin ne? Thresh. Thresh. Senin ne? Benim İrelia. Senin Kartus. Benim de Kalis. Takım ne? Takım. Süper masif. Takım. Aurora mı? Aurora. Tamam senin. Lan hangi takım ne takım? Number one. Benim DP olsun. Benim de çilekler. Tamam. Çok iyi abi. Oha ne sen seç, herkes bir tane seçsin. Oy bireymiş oğlum bu. Oğlum, adamlar soruyor. Herkes bir tane seçsin. Tamam seçiyorum. E-spor zamanında hiçbirine hiç olmadığın kadar tilt oldun mu? Olduysan o şahıs kimdi? Ben Robo. Söyleyeyim. Söyle. Çileklerdeyken Sigma diye bir çocuk vardı. Fena deli yapıyordu böyle. Harbiden böyle boğazını sıkıp öldü resim gelmişliği vardı. Şükrü'yü zor tutmuştu. Yani. Ben anlatayım abi benim. İki tane var. Bir tanesi DP Abarya, bir tanesi de Muito. O ikisi benim ciddi anlamda psikolojimi bozmuştu ve e-sporu bırakıp yayıncılığa geçmemin kilit adamlarıydı ikisi. Benim de Sivana Pöl bir annesi. Annesi mi? Takım sahibiydi. Takım sahibi de evde kalıyorlardı beraber. Çok fenaydım. Psikolojimi bozdular benim. Biliyorum. Annesi de annesiydi. Ya benim... Bilmiyorum ama wisdom falan olabilir. Ben aynen tamam ben. Wisdom falan olabilir. Biraz psikopat yani. Psikopat Koreli yapmışlar. Robo. Aa arada kaldım. Wisdom mı Ko mu Ko galiba. Galaktikos zamanı Ko. Lig başlamadan önce adam antrenmanları trollemeye başlamıştı. Antrenmanda müzik açıp dinliyordu falan. Konuşmuyordu. Dümdüz koşup geliyordu 2 level'da. Go next falan deyip gülüyordu adam. Bunu 3 ay boyunca devam ettirdi. Sonra ve kimse bir şey demedi. Sonra beni attılar evden. İşte. O zaman sen seç bir tane. Sen seç abi. Herkes seç abi. Bir tane seç bakalım. E-sporu neden bıraktın? Güzel bir soru bence. Onu soralım. E-sporu neden bıraktın? Herkes bıraktı. Tamam, sana soramıyor zamanını. Tamam, başla oradan abi seriden. E-sporu niye bıraktın? E-sporu niye bıraktım? Ama ben... e-spor mu seni bıraktı? Sen mi e-sporu? Tamam onu da söyleyeceğim. Şimdi e-sporu neden bıraktım? E-spor beni bıraktı, ben de onu bıraktım. Böyle anlaşarak ayrıldık gibi oldu. Yaşlandım artık, akademi takımları kuruldu. Adamlar alttan oyuncu alıp yetiştirirdi. Beni almak çok saçma bir karardı. Takımlar beni istemiyordu. Ben de oynamak istemiyordum. Çünkü son seneki facialardan sonra, takım olaylarından sonra oynama isteğim, hevesim kalmamıştı artık. E-spor olarak yayıncılığa başladım işte, oradan yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Sen Stans? E-spor neden bıraktı? O beni bıraktı. O mu seni birincisi. Bıraktı? İkincisi, ben mental breakdown bir adamım. Böyle kafa atıyor benim, diğerleri birilerine vurmamak için, psikolojim bozulmasın diye saldım direkt. O da var. Ben bıraktım. Abi çünkü e-sporcular... E-sporcular demeyeyim de e-spor, ya bu Riot Games tarafı falan beni sevdiğini pek düşünmüyordum zaten. Saldım. E-spor beni kanser ediyordu. Oyuncularla uğraşmak mesela. Onun dışında bazı haksızlıklar falan görüyordum kendimce. O yüzden saldım e-sporu. Kendi işimin patronu olmak için yayıncılığa geçtim. Bence iyi bir karardı bu. Sence? Bence de seninki de iyi bir karardı. Yani sen niye bırak? Baymıştım artık. Sürekli gaming house ortamında yabancı dille konuşup böyle Tryhard oyun oynamak, taş şak kokusu çekmek falan artık daraltmıştı beni de. Evet. Bir de bazı sağlık problemleri de üstüne gelmişti. Ama sağlık problemi ikinci plandaydı bırakırken. Geçerken de yayıncı olmayı falan düşünmüyordum yani. O kadar baymıştım. Direkt bıraktım yani. Ben mesela e-sporu bırakırken direkt sıfırdım abi. Her şeyi riske atmıştım böyle. Yayıncılık olmasaydı eğer sıçmıştım öyle diyeyim. Hiç param yoktu. Ama topladık götü evet. Bir şekilde öyle söyleyelim. Gaming boom'a sığmadığı için e-sporu bıraktım. Gaming boom'a sığmadığı için. Geliyor o zaman bir yer soru. Yemek yetiştiremiyordu beyler. O yüzden ekstradan adamlara yük oluyorum diye hiçbir takım beni istemedi bıraktım. Maç kazanıyor adamlar abi. Yemeğe gidiyorlar. Uğur'u çağırmıyorlar zaten tek başta bir takım olarak. İki takım gidiyormuşsun gibi. Bana para şeyi koyuyorlardı. Para demişti ya. Babacım. Evet abi. Babacım. Oynama şansınız olsa hangi takımda oynamak isterdiniz? Dünyada. Dünyada mı? Tabii. Abi Super Masi'de oynamak isterdim ben. 5 Türk. Aa 5 Türk. 5 Türk. Dünyada diyoruz ama. Tamam oğlum. Her yer. Dünyanın başka yerinde Türk oyuncu yok. Ben Türk'ten oynamak istiyorum. Ha tamam. Tamam. Sen aynı dili konuşup Türkçe mi konuşuyorlar? Yo git
Sergen'le konuş işte sigarada. Hayır olmaz be. Herkes Türkçe konuşacak. Oturup güzel muhabbet, arkadaş ortamı takılacağız. Aynı zamanda çalışacağız, anladın mı? Anladım. Evet, buyurun. Sen? Bilmiyorum ki ya, zor. Yani çok fazla takım var ama yani TSM falan bayağı güzel takım bence. Tamam, TSM dedi. Ya en sen... mantıklısı ya TSM ya da böyle artık Çin Min demeyeceğim. Oraları imkansız büyük ihtimal. Çince nasıl konuşacağız değil mi? Evet. Tamam, TSM o zaman. Ben CLG'yi çok severdim de Hotshot GG falan da başında ya CLG'de oynamak. Çünkü Hotshot GG'yi izleyerek falan oyunu çok öğrendim. Aile ortamı kurardınız değil mi? Aynen. Baba oğuz yakınının Hotshot'tan oturur iki. Bizde söz senettir. Aynen. Kart oyunu oynardı. Gemi. Abi soruyorum. Rube'ye soracağım ben bu soruyu. Çünkü artık e-sporcu değiliz. E-sporcusun ya. Evdeki insanlarla geçinirken bu senin psikolojini nasıl etkiliyor? E-sporcu olmak mesela, o kadar insanla aynı evde yaşamak, insanlarla iletişim kurmak psikolojini nasıl etkiliyor diye bir soru var. Yani eskiden çok normal geliyordu da şimdi biraz daha farklı işte. Yani kendi odam olduğu için çok sıkıntı yaşamıyordum. Antrenman saatleridir falan filan. Odamda da bilgisayar falan vardı zaten. Çok sıkıntı yaşamıyordum. Böyle takım arkadaşlarım da normal insanlardı yani. Dünyada yaşanılabilir insanlar. O yüzden pek sıkıntı çekmiyordum yani ama. Yani eski takımdaki oyuncularla şu anki mentalimle olsaydım bayağı bir sıkıntı çekebilirdim. Mesela. O zaman yolluyorum soruyu. Yolla abi. Yolla bakalım. Şu ana kadar TCL'de bir senede en fazla para kazanan oyuncu hangisidir? Zaytnot. A. Zaytnot. B. Wolf. Şöyle şıklar yakışıksız. Zaytnot var. Sayıyor muyuz? Wolf evet, var. TCL'de yani direkt TCL'de. Frozen var. Frozen. Zaytnot, Mightnot değil bence. Direkt Wolf gibi. Yabancılar yani. Oğlum direkt. Wolf veya Wolf. Frozen. Başka bence. Kim vardı? Bir de Frozen var. Bir sene içerisinde diyor. Ruin. O Wolf'tur ya. Bugün bir split oynadı. Bir sene bile değil. O zaman Wolf. Wolf markası satar yani. Peynir markasına basıp evet. Versen süper masırı. Zaytnot'tan fazla balon markası. Evet. Wolf. Wolf yani o yüzden. Ya Zaytnot'a bir şey yok burada. Wolf yani. Koskoca adam. Wolf mu? Wolf mu? Üzerine gidilmedi mi? Wolf. 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 E-sporcular ortalama ne kadar para kazandı? Evet, evet, başta oradan Burak. Kaç para kazanıyordur bu e-sporcular abi? Başka değil maaş. Abi Rogu klasmanında bir adamsanız benim e-spor kariyerimi biliyorsunuzdur. Ortalama senelik 30-35 kadar diyelim. O da paranın hepsini alabilirsiniz tabi. Tabi takımlardan kazık yemezsiniz, sikem yemezsiniz. Yani senin şey, söylemen herhalde... Ben sistemin hala içinde olduğum için uzakta kalayım bu soruya. Aralık verebilirsin. Sistemin içinde. Yani... Sistemin içinde. Böyle şey diyebilirsin. Bilmem ne mühendisi kadar falan. Ya değişken da... Şimdi sen hangi oyuncu, hangi evet. Takım, yukarıdaki takımlar mı, orta takım mı, alt takım mı değişir. Alt takımdakiler ne kadar kazanıyordur? Sakız parasını oynayan da var diye biliyorum. Para onu veren de var. 1500, aynen. Oynamak için arası. Para veren var. Onları biliyoruz. Yani bir sürü şey var ama yukarıdaki takımdakiler... İşte 150 kazanan var, 100 kazanan var, 200 kazanan var, 50 kazanan var, 30 kazanan var. Rogu var. Rogu var. Kendimden söyleyeyim. Ben en son oynarken son 1-1,5 yılda 8'de 13 arası falan kazanıyordum. Aylık değil mi bu? Aynen aylık. Ama işte kim gene şeye geliyor yani. Birazcık daha böyle düşük seviyesiniz çok oynamalar oluyor. Yıllardır mesela işin içinde olduysanız. İşte isminiz varsa falan biraz paralar değişik oluyor ama ortalama böyle hepsini o katarak böyle 35 bin 40 bin bütün böyle aynen. Ortalamayı alınca oyuncuların o civarlarda 35-40 ortalama bir oyuncu. Anladım. Ortalamanın bir tık altı hatta. Anladım. Bir de sporcu olunca mesela bazı kısıtlamalar oluyor biliyorsunuz. Rubey'i burada ben şimdi anahtarı açıyorsam adam... Yüzüme bakıp... ya kardeşim ayıp yaptın. Şimdi bakma. Öyle oluyor yani bu iş. Bu işler böyle oluyor beyler. Evet. O zaman ne diyelim? Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğensinler. Aynen. Videoya like atıp beğenirseniz bir de abone olursanız böyle oluyoruz aynen, abi. Böyle olalım. Böyle oluyoruz ve bir dahaki videomuzda hangi e-sporcuyu misafir olarak ağırlamamızı istiyorsanız onu da yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Öpüyoruz beyler. Görüşürüz.